en cüretli mühendislik projelerinden biridir. Bu ada o kadar geniştir ki uzaydan bile görünebilmektedir. Sadece kumla ve kaya ile yapılan Palmiye Adası'nın depremler, şiddetli fırtınalar ve denizin aşındırması gibi tehditlere rağmen var olması bile takdire şayan. Tanrı okyanusa palmiye şeklinde bir ada kurmak isteseydi oraya koyardı. Mühendisler bir yandan zamana karşı yarışırken bir yandan da doğal güçlerle baş etmek zorunda. Ve işte bu yapılması imkansız denilen bir mega yapı. Mega yapılar. Dubai'nin Palmiye Adası. 2001 Ağustos'u. Basra Körfezi'nde büyük bir hareketlilik var. Dubai'ye dünyanın en büyük suni adalarından biri yapılıyor. Mühendisleri çok zor bir görev bekliyor çünkü bu yapı hiçbir şeye benzemiyor. Bütün yapılar doğaya karşı koyarak ayakta durur. Çoğu suni olarak güçlendirilmiş malzemeler olan beton ve çelikten yapılmıştır. Ancak bu devasa ada denizde inşa edilecek ve sadece doğal malzemeler kullanılacak. Kum ve kaya. Her ikisi de suya değdikleri an aşınmaya başlıyor. Proje müdürü Bob Berger'a göre bu insanın gözünü korkutan bir görev. Bütün yapılar doğaya karşı koyar. Ve bu da onun aşırı bir örneği. Her gün yaptığımız şeyin yıkılmasını önlemeye çalışıyoruz. Orta Doğu Dubai, Arap dünyasının mücevheri. Petrol rezervlerinden elde edilen, kâra dayanan bir krallık. Londra'nın iki katı büyüklüğündeki bu küçücük emirlik, Arap dünyasındaki en zengin yerlerden biri. Ama bu her zaman böyle değildi. Dubai 50 yıl önce koya kurulmuş bir ticaret şehriydi. Yarım asır sonra çok değişti. Şimdi altını, ticareti ve petrolüyle ünlü. Ama onları bekleyen bir sorun var. 2016 yılında petrolleri tükenmiş olacak. Bu ekonomileri için felaket anlamına geliyor. Ve Dubai yeni bir gelir kaynağı bulmak zorunda. Veliaht Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un bu ülkeyi kurtarmak için 2 milyar dolarlık bir planı var. Krallığının dönüşerek dünyanın bir numaralı turist merkezi haline gelmesini emretti. Ve bu veliaht istediğini elde etmesiyle ünlü. Dubai'nin ismini duyurmak için dünyanın en lüks otellerinden birini Burj Al Arab'ı inşa ettirdi. Birinci sınıf golf sahaları ve hipodromlar yaptırdı. Ve şu anda dünyanın en yüksek binasını planlıyor. Ama şimdi veliahtın asıl hedefi kitle turizmi. Dubai bunun için mükemmel bir yer. Neredeyse yılın her günü güneşli muhteşem plajları ve masmavi bir denizi var. Dubai yılda 5 milyon turist çekiyor. Bunu 3 katına çıkarıp 15 milyona ulaşmak istiyorlar. Ancak bir sorun var. Sahil şeridi sadece 72 kilometre uzunlukta. Fazladan gelecek insanlar için yeterli yer yok. Peki ama sahil şeridini nasıl uzatabilirsiniz? Veliaht'ın planı devasa bir ada yaptırmak. Ve adanın 2006'ya kadar tamamlanmasını istiyor. Bir cennet ada için palmiyeden daha iyi bir şekil olabilir mi? Bir uçtan diğer uca 5,5 kilometre olan ada sahil şeridini tam 56 kilometre uzatıyor. Dairesel bir adaya göre 9 kat daha fazla kıyısı var. Ama daha önce hiç kimse bu şekilde ve büyüklükte bir ada yapmamıştı. Bu projeyi ilk duyduğumda inanamadım. İnanılmaz olduğunu düşündüm. Denizde bir şehir kurmak sıra dışı bir plan. Palmiye Adası lüks villalarla, alışveriş merkezleriyle ve lokantalarla dolu olacak. Palmiye'ye bir tünelle bağlanacak hilal şeklindeki dalga kıran 22 otel barındıracak. Denizde böyle devasa bir yapı inşa etmenin en kolay yolu beton ve çelik kullanmak. Ama bu veliahtın planlarına uygun değil. Onun fikri güçlüğü daha da arttırıyor. Ada çevresine uyum sağlaması için tamamen doğal malzemelerden yapılmalı. Palmiye şeklindeki ada sadece kumdan yapılacak. 94 milyon metreküp kumdan.
Bunca kumu denizden koruyacak olansa 5,5 milyon metreküp kayadan yapılacak bir dalga kıran. Kumların ve kayaların toplamı dünyanın çevresine 2,5 metrelik bir duvar örmeye yetiyor. Dünyada böyle bir şeyin yapılabileceği tek yer Dubai olabilir. Hayal etmek ve gerçekleştirecek cesarete sahip olmak gerek. Dubai'nin bu cüretli planı gerçekleştirmek için dünyanın en iyi mühendislerine ihtiyacı var. Dünya çapında bir araştırmadan sonra Kuzey Avrupa ve Hollanda'da karar kılıyorlar. Toprak kazanmada uzman olan Hollandalılar ülkelerinin topraklarını %35 artırmışlar. Hollanda ekibi derhal işe alınıyor. Her şeyden önce Basra Körfezi'nde bir adanın yapılabileceğini ve adanın orada kalacağını kanıtlamaları gerekiyor. Adayı olduğu yerde tutmanın tek yolunun etrafını dalga kıranla çevirmek olduğunu biliyorlar. Ama acaba bu deniz savunmasının ne kadar büyük olması gerekiyor? Cevabı öğrenmek için araştırmacıların Dubai fırtınalarının gücünü, dalgalarının yüksekliğini, büyük dalgaları ve küresel ısınmanın deniz seviyesini ne kadar yükselteceğini hesaplaması gerekiyor. Sahilde iş yapan mühendislerin en büyük korkusu devasa dalgalardı. Sürekli rüzgarların ve büyük akıntıların ittiği bu dalgalar çok uzak yerlerden gelir. Yollarına çıkan hemen her şeyi yok ederler. Ancak adayı yapanlar şanslıydı. Araştırma ekibi Basra Körfezi'nin bu mega yapıyı inşa etmek için mükemmel bir yer olduğunu belirledi. Körfezin ortalama derinliği sadece 30 metre, genişliği 160 kilometreydi. Felakete yol açacak dalgaların oluşması için fazla kısa ve fazla sığ. Ancak ekip şamal fırtınalarının olacağını biliyor. Bu şiddetli kuzey fırtınalarının her kış getireceği kuvvetli rüzgarlar ve 2 metrelik dalgalar yapıyı yıpratacaktır. Araştırmacılar en kötü durum senaryosunu da hesaba katmalı. 100 yılda bir vuran fırtına. Ekip son hesaplamaları yapıyor. Bu narin adanın korunması için dalga kıran dalgalardan en az 3 metre yukarıda ve 11,5 kilometre uzunlukta olmalı. Ama mühendisler tam sorunu çözdüklerini düşünürken bir güçlük daha çıkıyor. Bu mega yapıdan sorumlu planlamacılar yapımın hemen yani araştırma tamamlanmadan başlamasını istiyor. Bu ters tepebilecek büyük bir kumar. Doğru hesaplanmamışsa bütün yapı aşınıp yok olabilir. Ve bu büyük bir risk. 2001 Ağustos'u. Dalga kıran yapım ekibi denize açılıyor. Bu 11,5 kilometrelik devasa deniz duvarını inşa etmek için sadece 2 yılları var. Ama tam başlayacaklarken bir felaket oluyor. 11 Eylül 2001. Bir terör eylemiyle New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı yapılıyor. Orta Doğu turizmi bir gecede duruyor. Ama Palmiye Adası'nda iş çoktan başladı. Milyonlarca dolar ve aylarca süren araştırmalar boşa mı gidecek? 2001 Eylül'ü. Birleşik Devletler'deki terör saldırılarının ardından yurt dışı seyahatleri aniden duruyor. Korku ve panik yayılıyor. İnsanlar seyahat etmeye korkuyor. Özellikle de Orta Doğu'ya. Bu Dubai'nin büyük planları için korkunç sonuçlara yol açabilir. Dünyanın en büyük suni yapılarından biri için çalışmalar çoktan başladı. Dubai'yi dünya çapında bir tatil yerine dönüştürebilecek palmiye şeklinde dev bir ada yapılacak. 11,5 kilometrelik muazzam dalga kıranın yapımına başlandı. Hayali gerçekleştirmek için bir dalga kıran ekibi ve bir ada ekibi toplandı. Ancak 11 Eylül olayları planları belirsizliğe itiyor. 1200 yabancı mühendis hayatlarının tehlikede olduğundan endişe ediyor. Beklenmedik bir durumda ülkeyi terk etmek için planlar yapıyor. Bu arada Batılıların otellerine ve barlarına gitmemeleri tavsiye ediliyor. Ticaret duruyor, sahiller boşalıyor. Lokantalar terk ediliyor. Kimse burada olmak istemiyor. Dubai 3 ay süresince duruyor. Orta Doğu'nun turizm endüstrisinde güneş batıyor.
Ancak siyaset rüzgarları ne olursa olsun iş devam etmek zorunda. Petrol rezervleri tükeniyor. Veliaht dayanıyor. Planlamacılar artık bütün dikkatlerini yapıya yöneltmiş durumda. Dünyanın en iyi toprak kazanma mühendislerini işe almak için milyonlarca dolar harcandı. Bu mühendisler Hong Kong'un Chap-Lap Kok Havaalanı, Hollanda'nın Kuzey Deniz Duvarı ve Singapur'un Sanayi Merkezi gibi dev projelerde çalışmış. Ancak daha önce hiç kimse bu şekilde bir yapı istememiş. 2001 Kasım'ında bu mega yapıyı inşa etme yarışı ciddi bir şekilde başlıyor. Muazzam deniz duvarını inşa etmek için 9 mavna, 15 çekici tekne, 4 tarama dubası, karada kullanılan 30 ağır iş makinesi ve 10 deniz binci gerekiyor. Dalga kıran ekibinin bu müthiş görevdeki ilk adımı ise deniz tabanını doldurmak oluyor. 3 dev tarama dubası yakınlardaki verimsiz deniz yatağından ince bir kum tabakası alıyor. Sonra bu kumu 7.4 metre kalınlığında bir tabakaya boşaltıyorlar. Bu işin denizin en sakin anında bitirilmesi gerekiyor. Kumları yerinde tutmak için üzerlerine mavna dolusu blokaj taşları bırakılıyor. Bu taş yatağı dalga kıranı deniz seviyesinin 4 metre altından başlatıp 3 metre üzerine çıkartacak. Bu temel deniz savunmasının başlangıcı ve o olmadan ada yapılamaz. Eğimli tabakalar duvara çarpan dalga kıranın gücünü kırıyor. Ancak kum ve taşlardan oluşan tabaka sadece temeli yani dalga kıranın çekirdeğini oluşturuyor. Asıl koruma sağlayansa dış cephe olacak. Bunun için mühendislerin geniş kaya parçalarına ihtiyacı var. Kaya parçalarının ağırlığı 6 tona kadar çıkabiliyor. Narin adayı denizin yakıcı gücünden koruyacak olan işte bu iri kayalardı. Ancak yeterince kaya bulmak çok zor bir iş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 16 taş ocağındaki hafriyat ekipleri harekete geçiyor. 11,5 kilometrelik dalga kırana çok fazla kaya lazım. 2 Mısır piramidi yapmaya yetecek tam 5,5 milyon metreküp kaya. Dağlar gece gündüz patlatılarak kaya çıkarılıyor. Kayalar düzinelerce kamyona yükleniyor ve sahile çetin bir yolculuk başlıyor. Burada kayalar derhal mavnaların üzerine yığılıyor ve doğrudan inşaat alanına gönderiliyor. Her bir kayanın taş ocağından dalga kırana taşınması 24 saatten kısa sürüyor. Haftanın 7 günü bu yüzen taşıyıcı kemer her gün 40 bin ton kaya teslim ediyor. Yani neredeyse 2 uçak gemisi kadar. Her kayanın yoğunluğu ve geçirgenliği çok önemli. Bu taş duvarın asırlarca dayanması gerek. Bu kayaları yerinde tutmak için beton ya da çelik kullanılmıyor. Bu iri kayalar yerlerine rastgele atılmıyor. Büyüklük ve ağırlıklarına göre derecelendiriliyorlar ve onları burada tutan sadece hacimleri. Denizin gücüne dayanmaları için vinçler tarafından yerleştirilen kayaların her birinin bir diğeriyle kenetlenmesi gerekiyor. Dalga kıranın doğru yerde ve kayaların sabit olduğundan emin olmak için sürekli kontroller yapılması gerek. Bunun tek emin yolu da her metresinin tam yerini belirleyecek dalgıçlar göndermek. Bu mega yapıda hiçbir şansa bırakılmamalı. Herhangi bir hareket kayanın çatlamasına ve duvarın parçalanmasına yol açabilir. Bu da bütün projeyi tehlikeye atar. Su altındaki dalga kıran kayalarının ayrıntılı bir incelemesi kaydediliyor. Dalgıçlar bu 6 tonluk kayalardaki dayanıklığı yitirme işaretlerini arıyor. Buraya konarken güçlü dalgalar nedeniyle parçalara ayrılmış ya da yerlerinden oynamış olabileceklerinden endişe ediyor. Dalgıçlar her 27 metrede bir yüzeye çıkıp kontrol ettikleri kayaların konumunu kaydediyorlar. Ölçümler karadaki bir işçiden alınıyor. Ancak dalga kıranın bu kısmı şimdiye kadar dayanmış. 2002 Ocağı. İş başladıktan 6 ay sonra dalga kıranın büyük bir kısmı denizin 4,5 kilometre içine gururla uzanıyor. Projeyle ilgili herkes heyecan içinde. Çünkü bir hayal gerçeğe dönüşüyor. İlk dalga kıran ortaya çıktığında elbette hepimiz oraya gittik. Okyanusun ortasındaki bu küçücük kayalığın üzerine durduk. Ve Dubai'ye bakıp artık işimiz başladı dedik.
Ekip için ciddi bir başarı. Ancak bu büyük deniz duvarının daha yapılması gereken 10 kilometresi var. Mühendisler sevinçli fakat mutlulukları uzun sürmüyor. Kış yaklaşıyor. Dalga kıranı tamamlamak için sadece 2 yıllar olduğundan olabilecek en kötü şey bir gecikme. Orta Doğu'da kışın saatte 56 kilometreyi bulan rüzgarlarla şiddetli şamal fırtınaları görülür. Rüzgarlar aniden yön değiştirerek denizi kamçılar ve çok şiddetli yağmurlar, gök gürültülü sağanaklar olur. Ya da kör edici kum fırtınaları getirir. Karada hareket etmek çok zor. Denizde durum daha da kötü. Kumları ve kayaları tam bir doğrulukla yerleştirmek için çok sakin bir denize ihtiyaç duyan tekneler dev dalgalarla boğuşur. Yaptığımız çok küçük bir sığınağa sığınmak zorunda kaldık. Mühendisler kötü havayı tahmin etmişlerdi. Ama 2002 Mart'ının fırtınaları korktuklarından daha şiddetli çıktı. Herkes sığınağa doluşup fırtınadan korunmaya çalışıyordu. Tekneler bir korunak bulmuştu. Ama daha önemlisi, acaba dalga kıran dayanabilecek miydi? Stresli günler başlamıştı. Sonraki 3 hafta boyunca fırtınalar dinmek bilmedi. Mühendisler izleyip beklemekten başka bir şey yapamazdı. Dalga kıran sağlam duruyor fakat programı aksadı. İnşaat ekibi programın 3 hafta gerisinde ve büyük bir baskı var. Her saniye değerli. Narin Kum Adanın bir korumasının olması çok önemli. Ancak dalga kıranın 550 kilometrelik kısmı yapıldıktan sonra Palmiye Adası denizde yükselmeye başlayabilir. Ancak program çok sıkışık. Mega yapının tamamı 2006'ya kadar bitmiş olmalı. Adayı ve dalga kıranı oluşturmak için 2,5 yılları var. Üzerine şehri kurmak içinse sadece 2 yılları. Son teslim tarihine yetiştirmenin tek yolu dalga kıranla adayı aynı anda yapmak. Bu ideal bir durum değil. Çünkü inşaat sırasında Palmiye Adası'nın denizden asgari düzeyde korunacağı anlamına geliyor. Ancak mühendislerin başka seçeneği yok. Son gün belirlenmiş. Adayı inşa eden ikinci ekip, koruyucu dalga kıranın yapılmasını beklerken bir yandan da deniz seviyesinin altına kum temeli atarak programın önünde gidiyor. Fakat inşaat başladıktan 8 ay sonra şimdi yüzeye ulaşmakta ümitsizler. Nihayet 2002 Nisan'ında dalga kıranın ilk 550 metrelik kısmı denizin 3 metre üstünde yükseliyor. Sonunda Palmiye'nin inşaatçıları işi hızlandırabilecek ve ilk kez adayı deniz seviyesinin üzerine çıkarabilecek. Bu devasa adanın tamamlanması için ikinci ekibin 94 milyon metreküp kum bulmak gibi inanılmaz bir görevi başarması gerekiyor. Bu Manhattan'ın tamamını 1 metrelik kumla örtmeye yetecek kadar kum demek. Bu zaten zor bir işken bir de doğru kumu bulmayı eklemek iyice baş ağrıtıyor. Aslında Dubai'nin kumu ihtiyacından çok daha fazla. Ancak bir sorun var. Çöl kumu bu iş için uygun değil. Çok ince olduğundan parçalar birbirlerine kenetlenmiyor. Sular bütün bir adayı alıp götürür. O yüzden mühendisler başka yere bakmak zorunda. Proje için en iyi kum 6 deniz mili açıkta bulunuyor. Bu kum çok daha uygun. Çünkü kaba, boşluksuz yığılıyor ve dalgaların çarpmasına daha dayanıklı. Körfez'deki deniz yatağından kum çekecekler. Ayrıca bir yararı daha var. Tarama gemileri malzemeyi inşaat alanına daha kısa sürede taşıyacak. Bir tarama gemisi sadece 3 saat içinde inşaat alanına gidip geliyor, kumu çekiyor ve yerine püskürtüyor. 5 kilometre karelik bir alanda deniz tabanının 1 metrelik kumunu çekiyor. 8000 tonluk depoyu kumla doldurmak 1 saat bile sürmüyor. Kum daha sonra bir borudan pompalanıyor ve saniyede 10 metre hızla yere püskürtülüyor. Bu hızla olimpik bir yüzme havuzu 4 dakikada doldurulabilir. Buna gökkuşağı işlemi deniyor. Adanın inşaat ekibi sıkışık programa ayak uydurmak için 24 saat çalışıyor. Ada gece gündüz yavaş yavaş büyüyor. Gökkuşağı yöntemiyle püskürtülen kum, suyun 4 metre yukarısına çıkan bir kum tepesi oluşturuyor. Ancak mühendisler karmaşık duygular içinde. Acaba adanın şekli planlandığı gibi mi ilerliyor?
Büyük bir heyecan, büyük bir beklenti ve biraz da korku vardı. Acaba doğru yerde miydi? İnşaattan şüphe duyulurken Dubai'nin imdadına 676 kilometre yüksekteki bir kurtarıcı yetişiyor. Dubai'nin dünyanın tek özel sahipli uydusuna erişimi var. Öyle güçlü ki Amerikan ve Rus ordusunun uydularına rakip. İkonos uydusu dünyanın yörüngesinde dönüyor ve adanın şimdilik doğru yapıldığını gösteren fotoğraflar çekiyor. Aynı zamanda veliaht uydu vasıtasıyla projesini yakından izleyebiliyor. Böylece aşama aşama projeye müdahale de edebiliyor. Ağustos 2002. Bir yıl geçti ve ada ekibi programın ilerisinde. Dalga kıranın 8 kilometresi sapasağlam duruyor. Masmavi sularda 7 palmiye yaprağı görünüyor. Ancak bu çok zor ve yorucu bir iş. Gökkuşağı toprak kazanmada çok yaygın bir işlem. Ancak bu sıradan bir toprak kazanma projesi değil. Palmiye şekli için bir kalıp ya da yön belirlemek için sabit noktalar yok. Benzersiz şekli bu tasarımı yapmayı kabusa dönüştürüyor. Çünkü bütün tasarım doğruluğa dayanıyor. Bu muazzam yapının denize 56 kilometre kıyısı var ve neredeyse tamamı kıvrımlı. Kumun doğru yere düşüp düşmediğini karadan anlamanın imkansız olması işi daha da zorlaştırıyor. Bu görevi başarmanın tek yolu en ileri teknolojiyi kullanmak. GPS olmasaydı bu işi yapamazdık. Çünkü projede sadece iki düz çizgi var. Geri kalanların hepsi kıvrımlı. Her şey günden güne şekillenen adanın çevresinde yürüyen 5 kişilik bir ekibe kaldı. Bu çok zor ve yorucu bir iş. Yaz sıcaklıkları 48 dereceye, nem oranı ise %95'e ulaşıyor. Sırtlarında ağır çantalar taşıyan bu hareketli alıcılar adanın grid planını çıkarıyor. Uzaydan sinyaller alarak karada sabit bir noktadan kum tepelerinin yüksekliğini ve konumunu kaydediyorlar. Bu koordinatlar sayesinde tarama gemileri doğru noktaya gidip kumları kesin bir doğrulukla püskürtebiliyor. Bu muhteşem mega yapı ancak ileri teknolojik GPS kullanılarak şekillendirilebiliyor. Palmiye Adası dünyanın gözü önünde gerçeğe dönüşüyor. Aynı zamanda bu küçük emirlik güven tazeledi. 11 Eylül'den sonra Dubai'nin Orta Doğu'da güvenli bir yer olduğu görülüyor. Sahiller tekrar doldu. İşler kaldığı yerden devam ediyor. Veliahtın inşaata devam etmek umarı tuttu. Yine de projenin yetiştirilmesi gereken bir tarih var. Adanın 2006 yılına kadar bitirilmesi gerekiyor. Biri dalga kıranı yapan, diğeri kumdan adayı oluşturan iki ekip arasında koordinasyon büyük önem taşıyor. Mükemmel bir senkron olmazsa bütün proje tehlikeye düşebilir. Dalga kıran fazla hızlı ilerleseydi, tarama gemilerinin ulaşımını engelleyecekti. Kum tepeleri fazla hızlı ilerleseydi, fırtınalara karşı savunmasız kalacaktı. Hiçbir şekilde birinin diğerinin önüne geçmesine izin veremezdik. Hassas bir denge söz konusu. Ancak proje başlayalı bir yıl oldu ve işler programa uygun gidiyor. Her şeye rağmen sürekli büyüyen deniz duvarının koruduğu Palmiye Adası dalgaların üzerinde yükseliyor. Bu proje mühendislik başarısının bir simgesi. Ancak mühendisler en zor işe henüz başlamadı. Adayı inşaat yapacak kadar güvenli kılmaları gerekiyor. Muhteşem Palmiye Adası sadece kumdan oluşuyor ve kumlar sağlam değil. Ayrıca etrafındaki suların hareketinden kolayca etkilenebiliyor. Üzerine inşaat yapılacak kadar yerleşmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Ancak bu olağanüstü yapı 120 bin kişilik bir şehri barındıracak ve güvenliği sağlam temellere dayanmak zorunda. Bu devasa kum adanın kaya gibi sağlam yapılması gerekiyor ama nasıl? 2002 Ekim'i. Dubai Basra Körfezi'nde dünyanın en cesur inşaat projesini yapıyor. Palmiye şeklinde tamamen doğal malzemelerden oluşan 5,5 kilometrelik bir ada.
Proje başladıktan bir yıl sonra dalga kıranın 2/3'ü tamamlandı. 8 kilometre uzanan dev kayalar dalgaların 3 metre üzerinde yükseliyor. 200 metrelik plaj ileride 22 otel taşıyacak. Bu deniz savunmasının gerisinde kumdan yapılan ilk 9 palmiye yaprağı suların üzerinde yükseliyor. Tarama gemileri 5,5 kilometrelik adanın ilk yarısını meydana getirmek için gökkuşağı denen bir işlemle deniz tabanından aldıkları kumu püskürtüyor. Ancak denizin ortasında sadece kumla ve taşla suni bir ada yapmak her aşamada güçlükler çıkarıyor. Deniz yaptıkları işi aşındırırken ekip sürekli olarak doğayla mücadele ediyor. İlk başta yapabileceğimizden endişe ediyorduk. Kumu olması gerektiği yere, kayaları olmaları gerektiği yere koyabileceğimizden endişe ediyorduk. Ekipler artık hızla projeyi tamamlamaya çalışıyordu. Ama mühendisler bütün projeyi tehlikeye düşürebilecek bir sorun keşfetti. Araştırmayı tamamlamadan inşaata başlama kararı sonunda başlarına dert oldu. Bu şekilde bir su dışarı çıkamayacak. Deniz planladıkları gibi bu mega yapının etrafından dolaşmıyor. Dalgalar sistemi doğru düzgün doldurmuyor. Temiz su, içteki su yolunun etrafında yeterince hızlı hareket etmiyor. Durgun ve pis suya dönüşme tehlikesi söz konusu. Bu cennet adanın bir parçası için milyonlarca dolar harcandı. Pis kokan yeşil suyla bu iş olmaz. Hızla bir çözüm bulunması gerekiyor. Tasarımda mutlaka değişiklikler yapılmalı. Bilgisayarda yeni testler yapılıyor. Neyse ki tam zamanında basit bir çözüm bulundu. Deniz duvarının üzerinde iki delik olacak. 4 şeritli iki köprü dalga kıran kısımlarını birbirine bağlayacak. Böylece iki açıklıktan sisteme yeterince temiz su girebilecek. Gelgit günde 2 kez yapıya giriyor ve yaprakların etrafına temiz su getiriyor. Böylece 2 hafta içinde bütün su yolları yeniden dolduruldu. Ancak aynı şeyin tekrarlanmasından endişe ediliyor. Sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için çevreciler her gün suyu test ediyor. Çünkü deniz yosunlarının ve kokan suların dönmesine izin veremezler. Su kalitesinden emin olunca proje tekrar rayına oturuyor. Ekipler yapıyı tamamlamak için hızla çalışıyor. 7 tarama gemisi kumları püskürterek son birkaç palmiye yaprağını oluşturuyor. Yüzen vinçler son kayaları yerlerine oturtuyor. 2003 Ağustos'unda dalga kıran tamamlanıyor. 2 ay sonra Ekim ayında adanın toprak kazanımı da tamamlanıyor. Mükemmel palmiye şeklini oluşturmak için Basra Körfezi'ne 94 milyon metreküp kum pompalandı. Sadece 2 yıl sonra Palmiye Adası nihayet denizde yükseldi. Son teslim tarihine ucu ucuna yetiştirildi. Bu muhteşem inşaat projesinin birinci aşaması tamamlandı. Hala yapılacak çok iş var. Birinci aşama sadece temellerin atılmasıydı. Şimdi veliahtın hayalini gerçekleştirmek için su kıyısına 4500 ev, daire ve oteller ve alışveriş merkezleri yapılmalı. Bu kumdan ada bütün bir şehri desteklemeli. İşte bir büyük sorun da burada yatıyor. Kumun üzerine inşaat yapmak ne yazık ki kolay değildir. Kumlar oldukları yere pompalandıkları için gevşek durumdalar. Adanın malzemesi deniz yatağından çekildi. Yani kumdaki bütün yabancı maddeler zaten temizlenmiş durumda. Oluşturduktan 2 saat sonra üzerinde araba sürebilirsiniz. Ancak inşaat yapmaya uygun değil. Denizdeki bu şehri desteklemek için güçlü bir temel şart. İnşaat başlamadan önce mühendisler kumu sıkılaştırıp sağlamlaştırmanın bir yolunu bulmak zorunda. Teoride basit bir düşünce. Yapacağımız tek şey üst tabakayı sıkıştırmak. Gördüğünüz gibi bastırdığınızda çok az kayboluyor. Sadece aşağı çöküyor. Yanları açılıyor. Bu da bize inşaat için sağlam bir yüzey sağlıyor. Ama gerçekte mühendisler 5 kilometre kareye yayılmış bir alanda çalışıyor. Kum zamanla doğal olarak sıkışacaktır.
Ama bu yıllar sürer. Ve zaman mühendislerin sahip olmadığı bir şey. Altyapı çalışmalarına derhal başlanması gerekiyor. Zaman çizelgesi yeterince baskı yapmıyormuş gibi bu şehrin temellerinin çok sağlam yapılmasının farklı ve daha önemli bir nedeni daha var. Dubai büyük bir deprem kuşağının ucunda duruyor. İran'ın Bam şehri. Basra Körfezi'nin kuzeyi. Saat sabah 5.26. 26 Aralık 2003. Şehir Richter ölçeğiyle 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Dakikalar içinde binaların %60'ı yerle bir oluyor. 43 bin kişi ölüyor, 20 bin yaralı var ve 60 bin kişi evsiz kalıyor. Bunun ardından Basra Körfezi'nin 480 kilometre karşısındaki Dubai'yi çok sayıda deprem vuruyor. Palmiye Adası projesi için bir uyarı niteliğinde. Merkez üssü Dubai olursa bir felakete yol açabilir. Bölgede bir deprem olursa kumlar derinlerde yapışkanlığını kaybedebilir. Toprak kazanımı işleminde kum taneleri birbiri üstüne yığılıyor. Etrafına okyanusu koyduğumuzda bir ada oluşuyor. Ancak güçlü bir depremin yan kuvvetleri adanın yok olmasına sebep olur. Bu dehşet verici olguya sıvılaştırma deniyor. Deprem yeryüzünü sarstığında kum parçacıklarının hareket etmesine neden olur. Kumlar sıkılaşırken parçacıklar arasındaki suyu yukarı doğru iter ve yerin sıvılaşmasına yol açar. Yani böyle bir durumda ada denize batacaktır. Herhangi bir ev yapılmadan önce sıvılaşmanın olmaması için Palmiye Adası'nın sağlamlaştırılması gerekiyor. Ekip kumların 12 metre derinliğe kadar sıkılaştırılması gerektiğini hesaplıyor. Ancak normal yol silindirleri bu derinliğe etki edemez. Tek çözüm titreşimli sıkıştırma yöntemi. Ocak 2004. 15 makine toprağı sıkılaştırmak için 24 saat çalışıyor. Sondalar adanın yüzeyinde yere 200 binin üzerinde delik açıyor. Yüksek basınçlı hava ve su her sondayı yerin derinliklerine itiyor. Daha sonra bu şaft titreşiyor ve etrafındaki yeri sallıyor. Böylece zemin sıkılaşıyor. Bu denenmiş ve test edilmiş bir yöntem. Kumlar sıkılaşıp çökerken sondaların etrafındaki bölge kaya gibi sağlam olana kadar kum dökülüyor. 17 palmiye yaprağının sağlamlaştırılması 2008 ayını aldı. Ancak burada yaşayıp çalışacak 120 bin insanın güvenliği için bu işin yapılması gerekiyordu. Mart 2004. Proje başlayalı 2,5 yıl oldu. Palmiye Adası inşaat alanı olmaya hazır. Şimdi binlerce kamyon, vinç, tonlarca malzeme ve 2000 işçi adaya geldi. Bu projenin en karmaşık kısmı. Altyapının oluşturulması, doğal gaz boruları, elektrik kabloları, su kaynağı ve binalar. 2 yıl içinde denizde koca bir şehir inşa etmek zorundalar. Acaba müteahhitler kendilerine yine imkansız bir hedef mi belirledi? Ocak 2005. Dünyanın en büyük suni yapılarından birinde kritik bir aşamaya gelindi. 2 yıl sonra adanın temelleri denizde yükselmeye başladı. Şimdi mühendisler kumlarla kayaları bırakıp dikkatlerini beton, cam ve çeliğe çevirdiler. Sadece 2 yıl içinde denizde koca bir şehir kuracaklar. Daha önce hiç böyle bir şey denenmemişti. Proje müdürü Scott Hutchinson'a göre evleri yapmak lojistik açıdan tam bir kabus. Daha önce milyar dolarlık 2-3 projede daha çalışmıştım. Ama bu hiç şüphesiz gördüğüm en büyük ve en karmaşık proje. Bundan daha karmaşık olabilecek bir proje düşünemiyorum. 12 saatlik 2 mesaiyle çalışan 40 bin kişilik Asyalı iş gücünü adaya 850 otobüs getirip götürüyor. İşçiler 48 derece gibi kavurucu bir sıcaklıkta çalışıyor. Diğer taraftan bütün dünyadan gelen binlerce insan milyonlarca ton beton ve çelik palmiye götürülüyor.
51 farklı müteahhit, evler, yollar, kanallar, alışveriş merkezleri, kanalizasyon sistemleri yapıyor ve yapbozun her parçası bir diğerine kusursuz uymak zorunda. Programın aksamaması için bütün malzemelerin tam zamanında gelmesi gerekiyor. Malzeme diğer ülkelerden zamanında gelmezse birini uçağa bindirip işaret etmesi için oraya gönderiyoruz. Beklemiyoruz, tepki falan vermiyoruz. Sadece gidip işi bitirmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde bu büyüklükte bir iş asla bitmez. Tek sorun malzeme sağlamak değil. Kamu hizmetlerinin ve boru hattının döşenmesi tam bir dert. İnşaat alanının pek çok farklı yerine kilometrelerce uzunlukta doğalgaz ve su hattı döşenmesi gerekiyor. Teknik ekibin şefi Münir Haydar bu büyüklükte bir projede iyi bir planın hayati önem taşıdığını biliyor. Plan olmadığından değil, bir plan var. Ama bu planı her gün izlemek ve ayarlamak zorundasınız. Çünkü her gün değişiyor. Proje 2001'de başladığından beri tanınmayacak halde değişti. İlk başta Palmiye Adası 60 bin kişiyi barındıracak ve hizmet verecek şekilde tasarlanmıştı. Ancak 2004 yılında müteahhitler halkın bu düşünceyi çok beğendiğini fark edince kapasiteyi iki katına çıkardılar. Gereksinimler değişiyor ve bizim buna çabucak karşılık vermemiz gerekiyor. Dubai'de her şey çok çabuk değişiyor. Baskı zirvede. İnanılmaz ama Palmiye Adası halka ilk açıldığında bütün evler 3 gün içinde satıldı. En pahalısı 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Ev sahipleri arasında David Beckham ve İngiltere milli takım futbolcuları da var. Şimdi 3 yıl geçti ve ev sahipleri taşınmak istiyor. Palmiye yapraklarında inşa edilecek 1800'den fazla villa var. Teslimat tarihi yaklaşıyor ve evlerin çoğu hala zemin seviyesinde. Program aksıyor. Ancak veliaht bütün dünyaya 2006'ya kadar lüks bir ada vaat etmişti. Proje bu tarihe mutlaka yetiştirilmeli. Palmiye gövdesi tasarımının her yıl daha da karmaşık bir hal alması işleri zorlaştırıyor. Bu 1.6 kilometrelik uzantıda en az 8 bin villa ve apartman, 220 alışveriş merkezi ve lokanta olacak. Müteahhitlerse hala daha fazlasını istiyor. Yeni planları dükkanlar, lokantalar ve 450 lüks dairenin olacağı 36 katlı Palmiye Kulesi. Ama bütün bu fazladan yapılanmanın bir bedeli var. Gövdenin teslim tarihi 2008 yılına kaydı. Böyle büyük bir projede karşılaştığımız bütün o güçlükler, bürokrasi ve toplantılar canınızı sıktığında dışarı çıkıp gün batımını ve denizi görünce her şeyi unutuyorsunuz. Müthiş bir proje olmasının yanı sıra müthiş bir ortamda olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu gerçekten etkileyici. Ancak bu müthiş ortam mühendislere gizli sorunlar çıkarıyor. Birinci aşama tamamlandı, yani ada oluşturuldu. Şimdi Palmiye'nin en büyük düşmanı ortam. Doğa sürekli yoluna çıkan her şeyi yok etmeye çalışır. Mega yapı ne kadar büyükse sorun da o kadar büyük olur. İnşaatın başından beri mühendislerin karşı karşıya kalacaklarını bildikleri bir konu var. O da erozyon sorunu. Sürekli vuran dalgalardan bütün sahiller etkilenir. Ancak suni bir ada söz konusuysa sorun daha da büyüktür. Bu sahiller denizden gelen kumlarla doğal olarak doldurulmuyor. Ve doğa yapmıyorsa birileri yapmak zorunda. Aksi takdirde bütün ada suyla sürüklenip gider. Sorunun ne kadar büyük olduğunu ancak ada tamamlandıktan sonra görebiliyorlar. Mühendisler Palmiye'nin 56 kilometrelik kıyısının her metresini incelediler ve dalgaların şekli üzerindeki etkisini analiz ettiler. Kumların bazı yerlerde yavaş yavaş suyla sürüklendiği ve daha ileride bir yerde biriktiği anlaşıldı. Müdahale edilmezse sahiller artık düz kalmayacak ve Cennet Ada projesi başarısız olacaktı. Ancak mühendisler sürekli bir bakımla karmaşık palmiye şeklini koruyabileceklerinden eminler. Tam müteahhitler sorunu çözdüklerini düşünürken daha büyük bir ikilem baş gösterdi. Kıyı erozyonu Dubai'nin sahil şeridini daha büyük bir ölçekte etkiliyor. Ve Dubai güzel sahilleriyle ünlü. Acaba mega yapının başarısı ana karının çöküşüne yol açabilir mi? Normalde akıntılar kumları sahil boyunca eşit olarak iter ve plajlar düz kalır. Sahil şeridine bu kadar büyük bir yapı inşa edilince bölgedeki dalga hareketleri de değişti.
akıntı sahil şeridinin şeklini bozuyor. Bazı yerlerde kum birikiyor ve plajlar denize uzanıyor. Diğer yerlerde ise plajlar aşınıp gidiyor. İlk araştırmalar endişe verici gerçekleri ortaya çıkardı. Bazı yerlerde sahil şeridi yılda 5 ila 10 metre aşınabilir. Ve bir gün anakaradaki tatil yerlerini, evleri ve tabii ki yolları yok edebilir. Sahil şeridi zamanla oturacaktır. Doğa ve yapılar uyum içinde yaşamayı öğrenecektir. Ancak bu yıllar alabilir. Bu arada müteahhitler bir tarama gemisi satın aldı. Sahilde biriken kumlar çekilecek ve erozyona maruz kalmış yerlere püskürtülecek. Böylece sahil şeridi asıl şekline döndürülecek. Dubai'nin sahilleri şimdilik güvende. Endişe edecek bir şey görünmüyor. Mühendisler hiç durmadan doğal güçleri yatıştırmanın yollarını arıyor. Erozyon sorunu kontrol altına alındı. Ancak projeye yönelik tehditler sadece deniz yüzeyinden gelmiyor. Şimdi de dalgaların altında yeni bir sorun var. Acaba bu müthiş mega yapı bölgenin ekolojisini nasıl etkiledi? Ağustos 2005. Palmiye projesi başladıktan 4 yıl sonra bu cüretli ada Dubai'nin sahil şeridine damgasını vurdu. Bu dikkatleri Dubai'ye çekmek için ilk ve büyük bir adımdı. Ancak bilinmeyen alanlara giren, daha önce inşa edilmemiş yapılara imza atan mühendisler sürekli yeni sorunlarla yüz yüze kalıyor. Palmiye Adası düşüncesi ortaya çıktığından beri çevreciler bu mega yapının yerel deniz canlılarını yok edeceğini ve Dubai'nin en çekici yanlarından biri olan masmavi suları mahvedeceğini düşünüyordu. Bakalım haklı çıkacaklar mı? Müteahhitlerse bu sorunu sürekli takip ediyor. Her 6 haftada bir dalgıçlar suları kontrol ediyor. Balıklar izleniyor ve mercanlar ölçülüyor. Ancak mega yapının bu su altı dünyasını yok etmiş olabileceği endişesi şimdilik asılsız görünüyor. Hatta bu mega yapı aksine bir etki yaratmış. Deniz canlıları tarama gemilerinin 1 metre kalınlıkta kum tabakası çekmesinden etkilenmedikleri gibi dalga kıran da balıklar için bir korunak oluşturmuş ve o alana yeni canlı türleri çekmiş. Şimdi palmiye müteahhitleri bunu bir avantaja dönüştürüyor. Dünyanın en büyük suni resifini yapmayı planlıyorlar. 24 Haziran'da 2 savaş uçağı insanların dalış yapması için deniz tabanına bırakıldı. Hatta bir tane de Londra'nın meşhur 2 katlı kırmızı otobüsünden batırmak için plan yapılıyor. Gerçek Dubai tarzıyla Avustralya'nın, Kızıldeniz'in ve Maldivler'in resiflerine rakip olabilmek için sıfırdan bir şey yapacaklar. Veliaht da palmiye bitmeden adanın başarısından ilham aldı. Şimdi her biri bir öncekinden daha büyük olacak 2 ada daha istiyor. Palmiye Cebel Ali'nin inşaatına 1 yıl önce başlandı. İlk adanın 2 katı büyüklüğünde. Çapı neredeyse 8 kilometre. Cebel Ali huzurlu bir ada olacak şekilde tasarlandı. 29 lüks otele sahip ve içte bir halka oluşturan su evlerinin tasarımından bizzat Veliaht'ın yazdığı Arapça bir şiir okunabiliyor. Palmiye Deira Adası ise daha da büyük. 500 bin kişiyi barındıracak bu 14 kilometre uzunluğundaki adada işler yeni başladı. Mühendisler kendilerinden emin çünkü bu yapıları nasıl inşa edeceklerini biliyorlar. Ancak şimdi daha endişe verici bir sorunları var, malzeme. Bu adayı denizde yükseltmek için 1500 milyon metreküp kum gerekiyor. İlk palmiye inşasında kullanılanın 15 katı. Tarama gemileri yeterince uygun kum bulmak için denizin dağ açıklarına gidiyor. Ancak mühendisler hedeflerinin ulaşılabilir olduğundan eminler. Tam kaynakları sonuna kadar zorladıklarını düşünürlerken Veliaht en abartılı fikrini açıklıyor. Dubai'yi 1 numaralı turist merkezi yapmak için dünyayı inşa etmek istiyor. Denizin 4 kilometre açığında yüzlerce küçük ada oluşturuyor. Havadan bakılınca bu adalar dünyadaki kıtaların şeklinde görünecek. Bu palmiye adalarından daha karmaşık bir yapı. Bir değil, tam 300 ada söz konusu.
ve her biri diğerinden farklı. Boyutları 20 bin metrekare ile 80 bin metrekare arasında değişiyor. Bu ayrıcalıklı özel adaların son teslim tarihi 2007. Arizona, Fransa ya da Avustralya. Bunların hepsi satılık. Fiyatları 6 milyon ile 36 milyon dolar arasında değişiyor. Üstelik üzerlerine herhangi bir şey yapılmadan önce. Ancak dünyayı oluşturmak toprak kazanımı işleminin sınırlarını zorluyor. Kum tepelerinden oluşan bu takım ada neredeyse 7 kilometreye 9 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Her ada uzaydan dünya görünümü vermesi için tam yerinde yapılmak zorunda. Herhangi bir hata bütün tasarımın bozulmasına yol açar. Palmiye Adası Dubai'yi haritaya koymuştu. Şimdi dünya haritayı Dubai'ye koyuyor. Peki müteahhitler fazla mı ileri gitti? Ev talebi artan yapılaşmaya yetecek mi? Yoksa balon patlayacak mı? Şimdiye kadar Palmiye Adaları'ndan ikisi tamamen satıldı. Yani dünyanın üçte biri kapış kapış gitti. Ama hala satılacak çok yer var. Yine de müteahhitler talebin sonu olmayacağından emin. Bu mega yapılar son moda. Bütün planların üstüne 2005 Ocağı'nda Dubai kıyı projesini başlattılar. Bu pençe şeklindeki kara parçası sadece denize uzanmakla kalmayacak. Aynı zamanda 75 kilometre su kıyısı çölün içine uzanacak. Bütün bu mega yapılar birlikte Dubai'nin kıyı şeridini 72 kilometreden 1500 kilometreye çıkaracak. Bu da %2118'lik bir artış demek. Bu arada ilk palmiyenin inşaat ekibi projeyi 2008 tarihine yetiştirmeye çalışıyor. Ancak ada burada doğaya meydan okuyarak ve mühendislerin her zaman mühendislik teknolojisinin sınırlarını zorlayabileceklerinin bir kanıtı olarak duruyor. Palmiye Adası gerçekten müthiş bir mega yapı.